bunu sınamak isterim. Ama elbette hepsinin ötesinde bir heyecan yani. Benim için çok heyecanlı gibi ifadelerle karşılaşmak. Onlara da paylaşmak için. Hepsini ben yani okuyorum zaten, siz de okuyorsunuz. Oysa benim en değişmez kaygılarımdan biri, bugün bile birer alan olarak ulusların çoğunluğunu derin bir biçimde birbirinden ayıran, o toplumsal olarak çok güçlü ama bilimsel açıdan da çok yıkıcı, kuram ile ampik araştırma karşıtlığını, kuramcılar ve yöntemciler arasındaki karşıtlığı kırmak olmuştur. Önerebildiğim en soyut kavramlar ve kuramlar bile, örneğin habitus, kültürel sermaye, simgesel sermaye, toplumsal sermaye, alan, simgesel şiddet ve benzeri kendilerini bana araştırmanın kendi mantığı içinde dayatmıştır. Bizim radyoloji yani, araştırmacılıkta alacağımız dergilik ders bu. Biraz önce yeniden, bu iki sunum bu açıdan biraz birbiriyle ilişkili, o yüzden ben biraz ayrılmalarını istemedim açıkçası. Yeni üretimdeki kavramlar hakkında konuşurken ifade etmeye çalıştım. İşte o, yani burada zaten kendisi de söylüyor onu. Bütün kavramları gerçekten o araştırmanın ona da yaptığı, yani alanın içerisinden işte sürülüp gelen kavramlar ve bu anlamda da önemli. Sonunda da, son ifade bir yanlış hatırlamıyorsam bunlar şöyle bağlıyor. Dolayısıyla kitabımın pratik nedenlerden söylüyor tabii ki burada. Her şeyden önce araştırmayı neşeli ve dolara kulak asmayan yasaklardan ve kutsal bölünmelerden kurtulmuş ve bize verilmiş en güçlü özgürleşme araçlarından biri olduğuna kuvvetle inandığım, dünyanın tümüyle kavranmasını herkese sağlama kaygısını bilen bir araştırmayı yüreklendirmesini isterim. Nasıl bir araştırma? İşte böyle bir araştırmayı yüreklendirmesini isterim diyor. Yani ben bunu geçenlerde okudum, baktım ağlamaya başladım. Kendim gibi ne oluyor, hayırdır? Çünkü aslında orada söz ettiği kişilerden biriyim yani. O araştırmayı yüreklendirdiğini düşünüyorum gerçekten ve burada gördüğüm enerjiler, yani sizde gördüğüm, burada konuşan diğer hocalarımızda gördüğüm enerjiler bana onu düşündürüyor. Yine gerçek öntemelisinin gerçekleşmiş olduğunu hissetme güzel bir şeydi ama ayrıca araştırmaya verdiği değer açısından da güzel ifadelerdi diye paylaşmak istedim. Pratik nedenle zaten bizim okuma listesinde de vardı, görmüşsünüzdür ama bunu bir yani bir nasıl denir, tabela söz gibi aklımızda tutabiliriz ya da yakınımızda tutabiliriz diye düşünüyorum. Neden Bourdieu'cu araştırmacılık? Biraz artık konumuz araştırmacılık olduğu için bir taraftan da Bourdieu'nun araştırması ya Bourdieu'cu araştırmacılık, yani hem onun kendi yaptığı araştırmalar hem de onun etkili olduğu, yönlendirdiği, çünkü çoğu araştırmayı bir ekiple yapıyor biliyorsunuz. Hani her ne kadar dün Güney Hoca Amerika'daki gibi çok dev ekipleri olmadı demiş olsa da aslında bizim Türkiye'de yaptığımız eğitim araştırmalarına göre ben baktım oldukça büyük çaplı araştırmalar var. Veya sosyal medya alanına göre ekip araştırmaları var. Bizim bu anlamda biraz eksikliklerimiz var. Tabii biliyorsunuz bu ortak kanıdır. Benim söylediklerim de doğru olmayabilir. Yani araştırmaya dayalı olarak bunları mutlaka denetlememiz gerekir. Ama genel gözlemim, yani benim gözlemim bu yönde ve o anlamda belirtmek istedim. Bourdieu'cu araştırmacılığa baktığımız zaman sadece Bourdieu'ya bakmıyoruz dolayısıyla, bunu söylemek istiyorum. Mesela birazdan göreceğiz siz, sanat sevdasında Alain Berbel'in yaptığı bazı çalışmalar var mesela. Bazı programlar geliştiriyor, analiz programları falan geliştiriyor. Yani bu sadece kendisi demek değil. O yüzden bunu bir takım işi gibi, belki doğru ifadesini bulamadım şu an ama da düşünmek gerekir, yani sadece Bourdieu olarak değil. Evren Göker'in bir notu var. Bu Ocak ve Zanaat'te bir makalesi vardı Evren Göker'in. Belki görmüş olabilirsiniz. Sanat sosyolojisi üzerinde ama orada sanat sosyolojisinde hani araştırma tasarımı geliştirmede Bourdieu'dan nasıl faydalanabilir tarzında bir şey. Belki tam başlığını hatırlayamadım şu anda. Orada geçen bir ifade. Kuram ve yöntem cephelerinde konulan akademisyenler arasında genel bir iletişim eksikliği olduğu düşünüldüğünde, ki kendi işlerinde kuram insanları da yöntem insanları da sık sık birbirlerinin çalışmalarını görmezden gelmektedirler. Bu cephede işbirliğe karşı çıkan, bütünselci ve sosyal bilim projesi olan
kuramla pratiği ayırmayı reddeden Pierre Bourdieu sosyolojisine bakmanın araştırma tasarımı zanaatini öğrenme yolunda hayli ufuk açıcı olduğunu, olacağını düşünüyorum diyor. Ben de aynı düşünceleri paylaşıyorum. İfadesini de o yüzden aktarmak isterim. Yine bunlardan çok söz edildi ama bunu yine hatırlatmak istedim. Temelini biraz Mert Başlarç bilim felsefesinden almıştır. Yani bu temelsiz birdenbire oluşan şey değildir. Biz önce de konuşmuştuk. Ama kuram ve araştırma ayrımı kesinlikle reddeder ve bu sadece söylemde olan bir red değildir. Zaten birçok örneğini konuştuğumuz gibi harekette de yani bütün eğilimde, bütün teorisinde bunun üzerine prototip reddinin görünümleri vardır. Yayınlanmış eserlerinin büyük çoğunluğu araştırma merkezinde doğmuştur ve buradaki ortak çalışmaların damgasını taşır. Birazdan onları, yani özellikle araştırma odaklı olanları şey yapacağız. Onun için hani bunun yani bunun üzerinde durmuyorum ama bu da önemlidir. Yani bir külliyat olarak baktığımızda hakikaten hani teorik eserleri bile, yani teorik diyebileceğiz eserleri bile aslında hep o geçmişteki araştırmalarla doludur. Yani onların bir mutlaka onların bir açılımlaması vardır. Orada bir şeyden söz ediliyor gibi. Bu anlamda da yani bizim hattımızda bir takviye söz konusu olabilir. Bu da Calhoun'un yine bir ifadesi. Bu yine şeyde Bourdieu'nun bir tarihsel analizde iki makalesinde geçiyor. Burada şey olduğu için bunu da almak istedim. Çünkü niceliksel ve niceliksel araştırma arasındakiler gibi sosyal bilimleri yapılandıran yapay karşılıkları görmezden gelmeye teşvik etmektedir. Araştırma Bourdieu'ya siyasi kamplar arasında kararsız kaldığını hissettiği bir anda bir pratik eylem yaklaşımı sağlamıştır. Aslında araştırmaya dayalılığı kendi eylem felsefesini, pratik felsefesini oluşturmasının katkısına da vurgu yapıyor ama ben özellikle nitel bir nicel tartışması bizim çünkü hala benim dışarıdan gözlemim tabii ben yani şu an akademide değilim ama yarı akademik bir pozisyonda çalıştığım işler olduğu için aslında tam olarak dışarıdan da olmayan gözlemim. Ve kendi doktora sürecimde de çok net, belki önceki yüksek lisans sürecimde de çok net gördüm. Yani nitel nicel konusunda maalesef hala bir şeyimiz var bizim. Yani biz araştırma konusunda halbuki bunlar yapay ayrılıklardır ve birazdan bu döndüğüm kendi yaptığı, yani kendisinin içinde yer aldığı, bizzat kendi yaptığı araştırmalarda da aslında hiç kafasında böyle bir ayrım olmadığını görüyoruz. Ve nihayetinde de zaten biz kendimiz de bir araştırmaya baktığımızda aslında makul çizgilerden gidersek araştırma zaten kendi konusuyla yöntemini dayatır. Ve hiçbir zaman bu nitel ya da nicel olacak diye baştan buna karar vermemek gerekir. Makul olan da konumuz neyse onu nasıl araştırılabileceği ona göre belirlenir. Yani bu temel bir mantıktır. Fakat garip bir şekilde bir üst belirlenmişlikle böyle ayrımlar olabiliyor. Bu da kişilerin tercihlerine bağlı olarak. Bu anlamda da bize bir örnek oluşturabilir. Çünkü bütün çalışmaları da hemen hemen karma demek istemiyorum ben. O da çünkü başka bir felsefe taşıyor. Çünkü o doğal olarak öyle zaten. Yani karma dediğimizde biz bunu bile sınıflamış oluyoruz. Böyle bir şey yok aslında. Yani karma değil. Yani o ne yani o araştırma ne istiyorsa o. Yani istatistik istiyorsa istatistik ki örneklerini konuşacağız. Yine Levent Hocam'ın Dünya'nın Sefaretini takdiminde yazdığı hoş bir not vardı. Burada araştırmacılık bize ne sağlar? Noktası iyi bir cevap olduğunu düşünüyorum. İlk ifade bağlamla ilgili olduğu için almıştım. Ben devamını özellikle dikkatinize sunacağım. Bizim elimizde çek edebileceğiniz yöntemsel bir katalog yok, diyor hocamız. Sosyolojinin araştırma protokolleri, ben burada sosyal bilimler olarak alıyorum. Yani hiçbir zaman Bourdieu'yu ben sosyoloji, saç sosyoloji olarak, saf sosyoloji olarak görmedim. Zaten o da kendisini öyle görmedi, konuştuk bunu daha önce. Sosyolojinin araştırma protokolleri halen ve belki de ne iyi ki dağınık. Bu da bir şey olarak, biz de eğitim bilimler arasından da böyle görebiliriz. Elimizde olan tek şey mahalli kursaların birbirinden çok farklı ve zengin sosyoloji pratikleri. Bıkmadan, usanmadan dönüp müracaat etmemiz gereken de bunlar. Bourdieu de kuşkusuz bu sahalardan en önemlisi, belki de en maharetli bir üretkenlerinden biri. Zaman içerisinde sosyoloji pratikleri değişkenlik göstermiş bir usta. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum ben. Gaffman'a
bilen, yani sosyolojik kökenli olanlar biliyordur mutlaka. Yani sadece aslında Bourdieu değildir ama Bourdieu'nun bir farkı, önemli bir farkı var. Bence Gantman'ın da çok önemli, beni çok etkilemişti. Özellikle Tımarhaneler'in okudum da, onun bir etnografik bir çalışmadır ama gerçekten çok etkilendi. Ama şöyle bir sorun var ki, Gantman'la ilgili bir eleştiridir bu, gerçi onun da bir eleştirirsen. Yöntemiyle ilgili çok fazla bilgi vermez. Yani bu araştırmayı nasıl yaptı? Bunun için nasıl derinleşti? İşte, araştırmayı nasıl seçti? Hani araştırma süreciyle ilgili çok bilgi vermez. Şimdi bunun iyi tarafı da var. Çünkü sizi yönlendirmez, katı bir yöntem sunmaz size. Çünkü bu tehlikelidir aynı zamanda. Biraz önce dedik ki nitelendirici meselesi gibi sıkıntımız biraz bununla ilgili bize. Ama diğer taraftan uyarlamak istiyorsunuz. Diyelim ki mesela tımarhanelerde total kurumlar diye bir ifade var. İşte tımarhaneler, akıl hastaneleri falan da total kurumlardır. Yani disipliner kurumlardır. Mesela yatılı okulları, askeri okulları da o kategoriye sokabilirsiniz. Ve bunu bir araştırma nesnesi olarak kullanmak istediğinizde onun araştırma yararlanabilirsiniz. Ama yöntem hakkında malumat vermediği için ne yapıyorsunuz? Çok oradan faydalanamıyorsunuz. Yani kendiniz bir sürü çıkarım yapmanız gerekiyor. İşte burada bunun önemli bir farkı var. Çünkü yöntem hakkında da çok konuşuyor. Yani kullandığı yöntemler hakkında da çok konuşuyor. Bununla ilgili de bize epey bir miras bıraktığı için hakikaten biz onun bu anlamda marifetleri sayabiliriz diye düşünüyorum. Bunu da aktarmak istedim. Bu arada tabii Gaffin'den de söz etmiş oldum. Yani Tımarhaneler'den de söz etmiş oldum. Yani bunu da dikkatinize sunarım. Çok güzel bir etnografi çalışmasıdır. Çok güzel kavramlar, o da alanın içerisinde. Yani bir sürü kavram üretmiştir mesela. İkinci ilişkiler miydi? Şimdi hatırlamıyorum ama bir sürü kavram... Efendim? Dramaturji var. Yani bir sürü kavram üretmiştir ve alandan, yani o araştırmadan yine üreyen kavramlardır. O anlamda bunu hatırlatmak istedim. Sosyoloji sanatı bize neler öğretir? Bir başlığım benim. Sosyoloji sanatı aslında Bourdieu'nun içinde yer aldığı üç kişilik. Champéaud'un ve Passeon'un, yani üçünün beraber yazdığı bir kitap, ama Türkçe'ye çevrilmediği için tam ben okuyamadım. İngilizcesi var sanırım ama ben Bourdieu'ya açıkçası İngilizce'den okuyamıyorum. Zaten çok diriş bir dili var özellikle ilk ürünlerinin. Yani biraz çok zor bir şey yani İngilizce'den okumak. Ama çok alıntı görüyorum sosyoloji zanaatında. Bir de tabii zanaat kavramı nedeniyle. Çünkü Ocak bir zanaat kitabının oradaki zanaat da aynı zanaat. Vurgu o. Yani sosyoloji bir zanaat. Yani burada kavramlar üzerinden bazı önermeler var. Bunu buradan kullanmak istedim o yüzden hatırlatmak için. Yani sosyoloji zanaatı bize neler öğretir? Soru aslında Ünal Özsoy'un az önce kendilerinden bir sürü alıntı yapmıştık. İşte eğitim bilimleri araştırmasının psikoloji ya da sosyoloji bilimlerinde yürütülen eğitim araştırmalarından farkı nedir? Az önce yöntemle ilgili, daha çok teoriyle ilgili konuşmuştuk. Şimdi araştırma ile ilgili aynı soruyu soruyoruz. Ne farkı var diye. Sosyoloji zanaatı bize ne öğretir? Burada yine sosyoloji sosyal bilim olarak algıladığımı hatırlatma gereği duyuyorum ama bunu paylaşmak istedim bunu anlatırken. Neden? Çünkü şimdi ben her ne kadar nicel nitel ayrımına karşı çıkıyor olsam da ben de öğretim olarak nitel çalışan birisiyim. Seçtiğim konular doğal olarak oraya getiriyor beni yalnız. Zaten böyle bir şeyim var. O yüzden örneğin nitel alanda mı oldu? Bizim nitel alanda bunu göstermek daha kolay. Yani neden bize, yani sosyolojinin zanaatı bize ne öğretir? Yani eğitim bilimciler olarak bize ne öğretir? Göstermek bu alanda daha kolay olduğu için. Yoksa ben tamamen, ben nitelci demiyorum kendime. Yani nitel yoğun çalışıyorum diyorum. Çünkü mesela ölçek geliştirme çalışmam da var. Yani nicelci de sayılabilirim o zaman eğer öyle denirse. Hani böyle bir ayırtım yok gerçekten. Bir ölçek geliştirmeye çalıştığımızda onun temelinde bir niteldir aslında. Nitel şeyden başlarsınız. Hiçbir zaman tamamen nicel olduğunu söyleyemezsiniz ama tabii ki ölçek geliştirme bütün işlemleri nicel olan, sonraki bütün işlemleri nicel olan bir çalışmadır ama nitel üzerinden örnek vermek istedim. Bu güzel bir örnekti. Çok, çünkü eğitim bilimlerinin, eğitim sosyal bilimlerle başlamanın felsefi temelleri diye bir çalışma yapmıştım ben. Makale olarak yayınlamadım. Bir taslak olarak akademide var, belki görenleriniz olmuştur. Orada da bunu sorgulamaya çalıştım. Yani hani biraz önce yöntemle ilgili konuşurken de, bilim alanının tesisiyle ilgili konuşurken de aynı şeyleri söyledim.
Biz bir sürü miras almışız ama aldığımız mirasın bizdeki uyumu, uyarlanması konusunda sıkıntılarımız var. Çünkü ithal aldığımız için yani hazır bir ürünü alıp ne yapıyoruz? Oraya koyuyoruz. Yani onun sorun çözmesini bekliyoruz ama öyle değil işte. Bunun temelinde ne var? Yani hangi sahadan çıkmış, nasıl çıkmış, hangi ihtiyaçlara dayalı olarak çıkmış? Bunları bilmemiz gerekiyor en azından. Kendi özel araçlarımızı üretemiyorsak bile. Ki eğer bunları bilirsek belki kendi araçlarımızı da üretebiliriz bunun üzerinden. Bu tablo bize ne öğretir? Efendim, eğitim araçlarında en çok kullandığımız nitel desenler, nitel yöntemler bunlar. Kresler'in bir kitabından alınma bu. İşte anlatı araştırması, fenomenoloji, kurum oluşturma, etnografi, durum çalışması. Buradaki başlıklar. Eylem araştırmasını ekleyebiliriz belki. Bunu belki birkaç tane daha alabilir ama eylem araştırması zaten daha çok eğitimle ilgili, yani eğitim alanının daha çok kullandığı bir araştırma. Fakat burada bu tabloya baktığınızda, en alta baktığınızda zaten görmüşsünüzdür şimdiye kadar. Ben bir sürü canı çaldım üstüne ama en alta baktığınızda bir şey görüyorsunuz. Disiplin arka planı. Mesela ben doktora da grant doktora çalıştım. Yine bizim Şimşek ve Yıldırım'ın katkısı olarak kuram oluşturma diye çeviriyoruz ama biz onu biyomülü teori de diyebilirsiniz. Ben grant doktora diyorum çünkü çevirileri bence tam karşılamıyor oradaki mantığı. Ama bakıyorum disiplin arka planı sosyolojiden yararlanmak. Niye? Çünkü Strauss ve Glaser ilk bu yöntemi oluşturan kişiler ve onlar aslında sağlık sosyolojisi alanında çalışıyorlar. Yani bu eğitim alanında oluşmuş bir araştırma yöntemi değil. Sağlık sosyoloji alanında bir çalışma. Ve sonra ne oluyor? Tabii ki biz tevarüz ediyoruz ya, sürekli alıyoruz ya, bunu da almışız yani. Kurum oluşturma biz de yöntem olarak kullanıyoruz ama yine söylüyorum, mesela prosedürleri görüyorum orada. Bu yaklaşım içerisinde de bir sürü alt başlık var. Prosedürleri görüyorum, bir sürü prosedür üretilmiş. Onlar hep alandan çıkmış prosedürler. Ama dediğim gibi bunları siz böyle aldığınızda hop diye ne oluyor? Olmuyor. Onun için onun epistemolojik temeline, arka planına hakim olmanız. En azından onu tartışmanız gerekiyor ki kendinize doğru çekebilirsiniz. İşte bizim eğitim bilimleri alanının disiplinleşebilmesi ya da bu alanın kendi araçlarını üretebilmesi ya da mevcut araçları gerçekten kendine mal edebilmesi için bu süreçleri görebilmesi lazım ve burada da sosyoloji zanaatı bize bir şeyler öğretir. Çünkü bize bütün bu aşamaları kuruyor, kendi çalışmalarını gösterir. Hangi aracı kullanıyorsa o aracın nasıl oluştuğunu, nasıl oraya geldiğini görürsünüz. Biraz birkaç örnek vermeye çalışacağım orada. Burada yine mesela etnografi var. Etnografi de bizim hani okul etnografisi belki çok güçlü değil ama etnografi çalışmaları da yapıyoruz biliyorsunuz. O da yine bakın antropoloji ve sosyolojiden yararlanıyoruz diyoruz. Bir de bizim ithal ettiğimiz bir şey. Fenomenoloji de biraz Ali Hoca da herhalde söz edeceğim ondan. Bence en bakım olanı o çünkü fenomenoloji bambaşka bir şey yani. Gerçekten biz fenomenoloji araştırması diyoruz. Yani sadece deneyim üzerinden düşünerek bunu fenomenoloji araştırması diyoruz. Ama ben sıkılıkla şunu yaşıyorum. Mesela bir durum çalışması var, bir fenomenoloji var. Bunların ikisinin arasında ne fark var? Yani sadece durumda bir teknik bir şey var, ondan dolayı mı böyle söylüyoruz? Halbuki arkadaşlar, şimdi birazcık işin içine girdiğimiz zaman kendiniz tez çalışması, araştırma yapıyorsanız fark etmişsinizdir bunu. Şimdi kuram oluşturmada sizin bir görüşmede soracağınız sorularla fenomenolojide soracağınız sorular aynı olamaz. Aynı değildir çünkü başka bir şeye gitmeye çalışıyorsunuz. Yani orada sadece analiz aracı değişmiyor. Bunu belirtmek istiyorum çünkü bu önemli bir sorun ve bunu yapabilmeniz için bile işte bu arka plana hakim olmanız gerekiyor. Yani en azından arka planda olan temel şeyleri görmemiz gerekiyor. Bunu ifade etmek istedim. İşte burada sosyoloji zanaattir. Bize bir şeyler öğretir. Hem bu bazılarını tanıtabilir bize kendisinden aldıklarımızı. Hem de nasıl onları tanıyabileceğimizi ve nasıl kendimizi uyarlayabileceğimiz noktasında bize fikir verebilir. Toparlayalım. Sosyal temelde araştırmanın epistemolojik temellerini öğrenmemizde bize sosyoloji zanaatının faydası olabilir. Araştırma yöntemlerinin için uygulama pratikleri geliştirmemizde faydası olabilir. Bir de Şivas'ın bir ifadesi var, bu hoşuma gitti. Sosyoloji Bourdieu için her şeyden önce fiili araştırmada kullanılacak bir programdır diyor. Yani sosyoloji zaten bizzat bunun için kullanılabilir. Biraz düşünürsek bize en fazla, eğitim alanında en fazla bu anlamda araç sağlayan alan aslında sosyolojidir. Yani eğitim sosyolojisinden de bu anlamda eğitim bilimleri olarak faydalanabiliriz. Sosyolojisinin altı dediğim gibi Türkçe çevrilmemiş
bir kitap. Umarım çevrilir. Herhangi bir duyumum yok. Yakında çevrilecek gibi görünmüyor. Biraz katı bir anlayış olduğunu ve biraz da tabii ki zamanla bunu çok revize ettiğini söylerler ama yine de bize faydalı olacağını düşünüyorum. Ama bir tanesi çevrilmiş. Bence düşünümsel bir antropoloji için cevaplar da okuyanlarınız bilir. Özellikle ikinci bölümü antropoloji değil daha çok ama hakikaten araştırma yöntemleri konusunda yani görüşmeye kadar böyle çok detaylı, güzel bilgilerin olduğu bir yönlendirmelerin olduğu, deneyim paylaşımının olduğu bir bölümdür. Yani eğitim araştırmalarıyla ilgileniyorsanız bence mutlaka okumalısınız. Özellikle ikinci bölümü gözden kaçırmayın derim. Bir de burada belki söylemeyi daha yani sonra sunacaktım. Bir başka şey olarak Dünya'nın Sefaleti ona kitaptan bir söz edeceğim kısaca. Orada da belki söyleyebiliriz ama Dünya'nın Sefaleti'nin sonunda da anlamak adına bir bölüm var. Yeni Bölüm'ün yazdığı. Orada da biraz araştırma yöntemleriyle ilgili mesela işte görüş nedir, istatistik nerede kullanılır vesaire gibi bununla ilgili orada da güzel bir şey var. O da o kitabı tabii muhtemelen yeni baskısı olmayacak. Yani baskısı da yok şu anda ama şu an nereden edinebilirsiniz. Ona da bakmanızı öneririm. Burada kısaca şeye değinmek istedim ben. Yani sosyolojik araştırma için üç adım biraz başlardan cevap ettirdiği yani bir üç adım bir araştırmada bir şeyi var. Bir düzeni var ya da bir anlayışı var. Onu da değinmek gerektiğini düşündüm. Çünkü sonuçta araştırmadan, burjuva araştırmacılıktan söz ediyoruz. Kısmen belki daha önce konuşmalarda değinmiş olabilir. Mesela bir kopuş kavramı vardır. Yani biraz başlardan, biraz arkadaşlardan şey yaptığı. Şimdi denir ki üç aşamalıdır sosyolojik araştırma. Şöyle diyelim, birisi kopuş, sonra inşa, sonra doğrulamadır. Ben öyle ifade edeyim. Buradaki metin belki ne kadar açıklayıcı olur bilmiyorum. Ama aslında şu, birazdan netleştireceğiz. Mesela ortak kanıdan kopuş, bir şey araştırmaya başlıyorsunuz diyelim. Onunla ilgili genel bilgileriniz var. Mesela diyorsunuz ki, işte biraz önce ben de benzer bir şey yaptım ya. Bir genel bir, hani akademik bir kanı da olabiliyor yani. İlla şey kanısı, ortak kanı dediğimiz hani nasıl denir, doksa sadece halkın söylediği bir şey değildir. Mesela Türkler şöyledir diye bir kanımız vardır. Ama akademik bir kanı da olabilir yani. Akademik olarak da bizim düşündüğümüz bir şeydir. Ki bakın birazdan örnek olarak geçecek, onu söyleyeyim, bu daha mantıklı. Akraba evliliklerinin işte Araplar arasında veya işte diğer ilkel kabilelerde yaygın olduğu şeklinde bir anlayış var antropolojide. Umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur ama öyle bir durum var. Bu diyor, Cezayir'de yaptığı araştırmalar sırasında bir istatistik kullanıyor ve murabıtlar gibi çok katı, bu konularda çok katı olan bir toplulukta bile birinci dereceden kuzen evliliğinin %5 civarında kaldığını görüyor. Bu nedir? Ne gösterir? Bu aslında bilimsel araştırmada bile bizim bazı kanılarımızın olduğunu gösterir. İşte diyor ki bu kanıdan kopmanız lazım bir şeye başladığınızda. Yani her şeyi alıp bir kenara koymanız lazım diyor. Yani böyle ifade edeyim. Sonra inşa edersiniz. İnşayı zaten tahmin edebiliyoruz. Sonra da doğrulama yaparsınız. Şimdi burada Sümerist'in örneği güzel. Etnolojik söz varlığı mesafe sağlayan gücüyle kopuş diyor. Yani az önceki şeyimiz buna bir örnektir. Hani kavramsallaştırmalar var, metaforlar var ama bunlar her yere uymayabiliyor mesela işte evlilikle ilgili örnekteki gibi. Buradan kopuş. Sonra formalizmin özgür etkisiyle inşa ve anket gibi en standartlaşmış biçimlerle doğrulama. Anket olabilir, etnografi olabilir vesaire olabilir. Bu zaten bilinen bir aşama. Bir şey bu, kopuşla ilgili burada güzel bir şey vardı. Bu yine Nazlı Hoca'nın çevirdiği düşünsel bir antropoloji için cevaplarda geçen bir ifade. İfade yapmak istiyorum. Aslında kopuş, bakışın dönüşüme uğraması anlamına gelir ve sosyolojide araştırma eğitiminin öncelikle sırra vakıf olmaya dayalı felsefelerdeki ifadeyle yeni gözlerle baktırması gerektiği söylenebilir. Yeni bir insan değilse de en azından yeni bir bakış, sosyolojik bir göz yaratmak. Bunu
bunu da kullanabilirdim ama ben nasıl tefesini tercih ettim. Çünkü böyle spotlaştırmalar bazen dikkat çekici olarak işe yarayabiliyor. Bir de kendimize mal etme açısından. Çünkü masuf terapisini biz biliyoruz nasıl bir şey olduğunu, biraz bildiğimiz bir şey. Sosyolojik bir göz yaratmak söz konusudur. Bu da gerçek bir dönüşüm, bir metanoya, zihinsel bir devrim, toplumsal dünyaya bakışın baştan aşağı değişmesi olmadan mümkün değildir, diyor. Metanoya da Yunanca nedamet, Hristiyan teorisinde günahlardan vazgeçip yolunu değiştirmek, bir tür bilinç değişikliği içeren tövbe diye çevirmiş Nazlı Hocam. Araştırmacı Nasuh Tövbesi, yani kılıkış aşamasında ben böyle bir isim verdim kendimce. Bana güzel, eğlenceli geldi. Yani dediğim gibi araştırmaya başlarken bütün kanallarımızı bir kenara koymamız gerekir diye söyleyebiliriz. Devlet üzerinde de karşılaştığım bir şeydi genetik araştırma diye bir kavram ve negatif sosyoloji. Yani negatif diyalektik, negatif tarzı çok şey görmüştüm ama negatif sosyolojiyi de orada gördüm. Burada yine o hani o kopuş fikrini anlatıyor. O yüzden genetik araştırma kavramının burada bize bir ışık tutabileceğini, yani her düşündüğüm için onu anladım. Yani o nasıl ki genel tanımıyla bağları koparmak ve çabucak anlamaktan kaçınmak gerekiyorsa büyük teorilerle de bağları koparmak gerekir. Mesela ne? Mesela büyük teori dediğimiz Marx sınıf teorisi gibi örnek. Onun da bağları koparmak gerekir diyor. Yani onu söylemiyor da bu benim yani büyük teori olarak, örnek olarak aklıma geleni söylüyorum. Zira ne kadar çok anlarsam o kadar az anlarım. Diyor. Çünkü şeyi tamamen okumuyorum ama alttaki şeyi söyleyeceğim. İşte araştırma eğitiminde bir tür daima double bind olması gerektiği doğru. Sana söylediğim şeyi söylüyorum ama sen bunu yanlış olabileceğini biliyorsun. Yani bir araştırma eğitiminde her zaman bunun farkında olmamız gerekir. Buna güzel bir örnek başka bir yerden, yine düşünümsel bir araştırma için cevaplardan gelmişti. Bunu okuyabiliriz tamamen. Araştırma pedagojisinin çatışkısı buradan kaynaklanır. Hem gerçeklik inşa etmek için gerekli araçları, sorunsalları, kavramları, teknikleri, yöntemleri aktarması gerekir. Hem de muazzam bir eleştirel eğilimi, bu araçları örneğin İNSE'nin, bu TÜİK'e benzer Fransa'daki bir kurum ve diğer kurumların ne gökten düşmüş ne gerçeklikten kullanıma hazır olarak çıkarılmış olan sınıflandırmalarını sorgulamaya yatkınlığı yaratmak zorundadır. Hani diyor ya, ben size bir şey söylüyorum ama siz nasıl bir ifade? Sana söylediğim şeyi söylüyorum ama sen bunun yanlış olabileceğini biliyorsun. Genetik araştırmada şunu söylüyor mesela devlet üzerindeki örneklerde. Yani kopuş noktasında öyle bir yere vardırıyor ki diyor ki mesela Fransız olmak nedir? Fransızca konuşmak mıdır burada sizin? Aynı eğitim gibi diyor, devlet de kendini unutturur. Sümgesel tahakkını kurar ve siz devleti unutursunuz. Yani nasıl ifade edeyim? Yani o tahakkümü yürütmesi sizi unutmanıza bağlıdır, onu unutturma gücüne bağlıdır gibi değil. Ve siz işte o negatif araştırma, genetik araştırma sizde sürekli bunun farkındalığını sağlayabilecek şeydir. Yani bizim kabullerimiz vardır çünkü. Hatta ben onu buraya aldım ama belki hani Twitter'dan takip eden arkadaşlar hatırlar ya, şey var, adal muhaşeretle ilgili. Hani dik dur, bıçağı şeyden alma, bizde de vardır. Ucundan alma, değil mi? Şey, bıçak verirken böyle şeyler. Bunlarla da aslında yani adal muhaşeret öğretimi üzerinden aslında siz nizam öğretirsiniz. Bir de hani şöyle bir şeydir, mesela bazen düşünürüm ben, yani kolluk kuvvetine o gücü kim vermiş? Yani bu yasa meselesine kadar gider tabii, devlet üzerinde olunca, yani devlet nasıl oluşmuş meselesi de geliyor devreye. Ama dediğim gibi araştırmaya başladığınızda bütün kabullerinizi, işte bu kabulleriniz farkında değiliz, bunlar sürekli bizim sorguladığımız şeyler değil, refleksiyon da işte orada lazım bize. Ve bu eğitim alanında da yani bizim basit araştırmalarımızda da böyle oluyor. Yani sadece bunlar hani devreye çok makro gibi görünebilir ama basit araştırmalarımızda da böyle oluyor. Bu anlamda bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Schwarz'ın 6 maddelik bir şeyi var. O Bourdieu'nun 3 maddesini 6 maddeye genişletmiş. Ve onları
meta ilkeler demiş onlara. Onlara da kısaca bakalım. Yeni sosyolojik inceleme alanlarına yaklaşırken diyor, kullanılmasının faydalı olacağını düşündüğüm altı yönlendirici ilke varsayıyorum. Bu arada kültür ve iktidarda değil bu. Bu yine Bourdieu ve tarihselci analizde Schwarz'ın bir makalesi var. Orada zaten başlığı da şey, meta ilkeler diye geçiyor. Tam şimdi hatırlamıyorum. Orada geçiyor. Buna da bakabilirsiniz. Yani Bourdieu'cu araştırma daha faydalı olabilecek bir makale yine bu. Bu altı ilke diyor, bir iktidar bir tahakküm sosyolojisi. Bu biraz pazartesi günü konuştuğumuz konuydu. Yani biraz az önce de konuştuğumuz konu. Yani iktidar ve tahakküm sosyolojisinin size de yaptığı bazı kavramlar var. Öncelikle onlarla yüzleşin. Onların farkında farkı bol. Sosyolojisinin değil. İktidar ve tahakküm yaptığı bir şey. Yani sosyolojisi sadece bir, bunu fark ettirebilecek bir araç anlamında. Verili görüşlerle köprüleri atmak, az önce konuştuğumuz gibi işte mesela biraz önce Marx'larla ilgili bazı analizlerden söz etti hocamız. Öyle bilinmiyordu aslında gibi bir şeyler söyledi. Şu anda hatırlamıyorum ben ama bizim hayatımızda bir sürü örnek var. Yani kendi araştırmalarımızda bile biz bunu görürüz. Bir şeyle yola çıkarız, sonra bakarız, düşündüğümüz gibi değil. Dolayısıyla ona o köprüleri baştan atmamız lazım. Öyle olmayabilir. Bunu diyebilmemiz lazım. İlişkisel düşünmek, bu zaten çok, yani tam Bourdieu'cu bir şey. Ben özellikle sınıf meselesinde, sınıf meselesindeki şeyimi okurken hakikaten çok heyecanlanmıştım. Yapay, yani biraz yapılandırıcılığa, yapısalcılığa bir cevap belki bu ama bazı şeyler yapı değildir, her yerde aynı şekilde tekrar etmez. Yani bazı şeyleri ilişkiler içerisinde görürsünüz diyebilirim kısaca. Ama zaten ilişkisel düzenle mutlaka hani konuşulmuştur pazartesinden. Benim daha şu anda böyle derinleştirmeye çalışırken kafa karışıklığına neden olmayayım. Ama önemli bir ilkedir ve ilişkisel düşünmek. Yani araçlarınızı da çünkü ona göre seçmeniz gerekir. Ama özellikle eğitim alanında gerçekten buna müsait olduğunu düşünüyorum. Sadece onu söyleyerek bağlayayım bunu. Nesnel ve öznel bilgi biçimleri bütünleştirmek. Bu da zaten Bourdieu'cu düşüncenin çok önemli bir ayağı. Yani öznel, nesnel öyle bir şey yok. Bunları ayırt etme ya da bu noktada kamplaşma düşüncesi yok biliyorsunuz. Yani ikisini de bütünleştirmek noktasından gidiyor. Bunları özellikle kullandığınız araştırma araçlarında çok belirginleşir bu durum. Mesela nitelicelerle bunu da temel teşkil eden bu. Bunu bütünleştirerek düşünmek gerektiğini. Düşünümsellik en önemli ayaklardan biri. Zaten aslında bir iktidar ve tahakküm sosyolojisi, yani o kısmı anlayabilmek için de oradan itibaren düşünümselliği devreye sokmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Ki hatırladığım kadarıyla Schwarz'da zaten öyle söylüyor. Bu düzeyci araştırmacının herhalde hiç vazgeçemeyeceği bir şeydir bu. Ve bu alanda da en önemli katkılarından birisi olduğunu düşünüyorum ben de. Bir de şöyle bir durum var. Aslında biz özellikle nitel araştırmalarda mesela araştırmacının konumu diye bir bölüm açarız. Tezlerde olur tabii. Belki makalelerde her zaman göremezsiniz ama aslında orada yürüttüğümüz süreç budur. Yani düşünümsellik dediğimiz şeydir. Bizim araştırmanın nesnesiyle ilişkimiz ne? Bunu görmeye çalışırız. Ve mücadele için kavramsal silahlar. Bunu birazdan bir iki örnek olacak orada değinebiliriz ama özellikle kendi kavramları, mesela alan gibi, kültürel sermaye gibi bunları aynı zamanda araştırma sürecinde de faydalanılabilecek. Yani bizler zaten kendilerinin de araştırma aracı olduğunu, yani sadece araştırmadan dolmaları değil, aynı zamanda araştırma açısından da araç olduğunu söylemeye çalışıyor olarak algılıyorum. Biraz hızlı mı gidiyorum? Ya da nasıl gidiyor? İyi miyiz? İyiyiz. Dediğimde zor da söyleyeceğim kim oldu ama. Kavramları araştırmaya katmak ile Schwarz'ın eklediği bir şeydi. Ben aslında söylemiş oldum bunu. Yani o kavramlar üzerinden düşünmek ve bunları da birlikte düşünmek gerektiğini, yani zaten onu da söylüyor. İşte ilişkisel olarak birbirine bağlı da şimdi burada da böyle düşünür. Biz de böyle düşünelim ve böyle kullanalım. Bunları ayrı düşünmeyelim. Özellikle sanırım daha sonra belki bunu çıkarmış olabilirim. Özellikle Amerikan ekolünde biraz bunların böyle birbirinden bağımsız kullanılabildiğini söylüyor. Ama bu kavramlar birlikte kullanılmalıdır diyor. Bunu da bir hatırlatma olarak söyledim. O tabii benim bir şerhim var. Biz tamamen motomot, Bourdieu'cu araştırmacılığın devamlı olarak konumlandıramayız zannediyorum kendimi. Ya da ben kişisel olarak en azından öyle düşünüyorum. Ama bu kavramlardan faydalanabiliriz. Tamamen bunun üzerinden de gidebiliriz. Bu da mümkün. Ama ben daha çok bunları, yani eklektik de demek istemiyorum.
Ama bunları kullanabiliriz. Biz de kavramsal sayı olarak kullanabiliriz diyorum. Fakat buradaki şeyleri de hatırlatmak istiyorum. Yani bunları kullanırken bunların arasında bir ilişkisellik olduğunu herhalde görmek, farkında olmak iyi olabilir. Yani az önce söylediğim şey burada silmemişim, o da buradaymış. Bunları bağımsız kullanmayalım diyor, onu da hatırlatmak istedim. Şimdi bir katılımcı nesneleştirme dediği bir şey var. Bu sosyoloji zanaatının zirvesi diyor, kendi ifadesi. Sosyoloji zanaatının kuşkusuz zirvesidir diyor ama tabii ben böyle manşete çekince kuşkusuzluğu kaldırdım. Katılımcı nesneleştirme adını verdiği bir şey var. Bunu ilk alıntıyı, bunu katılımcı gözlemle karıştırılmaması gerekir dediği için özellikle verebilmek istedim. Etnografiden, yani antropoloji üzerine çalışanlar varsa bilirler. Burada önemli bir kavramsallaştırma durumu. Yani bunu ben hani aktarmakta güçlük çekiyorum. Nottan anlaşılabilir mi bilmiyorum ama sizin araştırma ilginizi dahi nesneleştireceğiniz, yani ona dahi nesnel bir mesafede kalabileceğiniz şekilde bir nesneleştirmeden söz ediyor. Bazı düşünselliğin devamı olan bir şey. Kendini parantefe alma var fenomenolojide. Evet. Yani diyebiliriz ama kendi araştırma ilginizi de bir kenarda bırakarak bunu. Evet, tabii. Yani aslında aynı şeyi diyorsunuz. Yani. Doğrudur. Doğru. Güzel olduğunda ama sosyoloji sanatının zirvesi olarak gördüğü için yani bunu belirtmek istedim. Ve dediğim gibi hani katılımcı gözlemle karıştırmayalım. Bence onu daha ileri derecesi olarak görüyor. Şimdi bunu bunu niye almıştım? Onu hatırlamaya çalışıyorum ben biraz galiba. Sosyal analiz toplumsal eylemin özünü yakalamak katılımcı nesneleştirme diye adlandırdığım şeyi gerektirir. Sadece araştırma nesnesinin nesneleştirilmesini değil, aynı zamanda Fransız köylüleri, Fransız akademisyenleri üzerinde farklı çalışmalarımda yapmaya çalıştığım gibi nesneleştiricinin onun bakışının betimlediği dünyada ve özellikle bilim adamlarının içinde toplumsal dünyanın gerçekliği üzerinde mücadele ettikleri bilimsel evrende bir konum işgal eden araştırmacının nesneleştirilmesi. Aslında sizin söylediğiniz şey kendine şey yapmak. Çünkü Fransız köylüsüdür kendisi köken evet. Olarak. Aslında hocam burada akademisyendir. Yani hepsini farkında olarak söylemek. Burada aslında şöyle bir üçgen var. Bir tanesi kendini parantez alma, depo alma diyoruz bir. İkincisi bilginin özneler arası üretilmesi. Bilgi burada özneler arası üretilirken diğer bir taraftan da o düşünümsellik dediğimiz refleksiyonu ortaya koymak. Aslında o üç kavram birbiriyle bağlantılı. Üçünden de bahsettiğim, üçü birbiriyle bağlantılı. Biri olmadan diğerini koyamıyor. Çünkü refleksiyonu neden koyuyoruz kendimize düşünümselliği? Çünkü araştırmacı kendini ortaya koymalı. Ben bu konumdan bakıyorum. İşte ben bir köylüyüm. Daha sonra ben bunların farkında olarak diyerek kendini EFO alıyor, yani parantez alıyor. Ve daha sonra da oradaki sino dediğiniz bilginin nesneleştirilmesi dediğimiz olaya dönüyor. İşte tam da o bilginin özner arası üretilerek, yani araştırmanla araştırmacı arasında bir statünün kaybettiğini nesneleştirilmesini ortaya çıkarıyor. Aslında üçü birbiriyle tamamen bağlantılı hocam. Yani. Çok güzel bir yere denk geldi. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Çok güzel bir katkıydı. Burada bitiyormuş zaten. Bu. Evet, aslında burada da yine bu katılımcı nesneleştirmede son noktayı biraz önce konuştuğumuz ve hocamızın söylediği şeyi düşünerek, yani kendisini yine bu sürecin dışına çıkarak hep örnekleri de kendisi üzerinden, yani bir Fransız köylüsü olarak kendisini nesneleştiriyor. Fransız köylülerini araştırıyor kendini. Şimdi özellikle araştırmaların yer aldığı birkaç kitabı ve Türkçe olan kitapları tabii ki. Onlardan ufak tefek söz etmek istiyorum ama ufak tefek söz ederken oradaki araştırma açısından bizi ilgilendiren şeylerden söz edeceğim. Çok uzun değil, zaten not olarak da yazdım yanıma. Biraz önce de konuşmuştuk. Kabiliye üzerine üç etnoloji çalışması. Bu Fransa'da, Cezayir'deki çalışması. Üç tane çalışma var burada. Temelde etnografik bir çalışma fakat toplanan soy ağaçlarının istatistik çözümlemesi de yapılmış. Mesela irade ve temsil olarak akrabalık diye bir bölüm var. Orada hani biraz önce söz ettiğimiz şey işte. Bir istatistik çalışması yapıyor ve oradan
Diyor ki hayır, aslında düşündüğünüz gibi değil yani, bu veya bizim bildiğimiz kabul ettiğimiz, bilimsel anlamda kabul ettiğimiz gibi değil bu diyor mesela. Gördüğünüz gibi sadece etnografi kullanmıyor. Genelde biraz antropologlar çok nicel şeylere yaklaşmaz, benim bildiğim. Bu anlamda ilk farklılığı aslında ta oradan, yani ilk çalışmalarıdır çünkü, gösteriyor diyebiliriz. Bu kendi çektiği fotoğraflardan birisi Cezayir'de. Ben bu fotoğrafa epey baktım. Yani epey yorumlamayı anlamaya çalıştım kendi kendime. Bunun üzerine çok değişik yorumlar aldım. Yine sosyal medyada paylaşmıştım. Çok farklı yorumlar yapanlar oldu. Mesela ilk anda ben saç mı oradaki? Onu fark etmemiştim. Yani kollar niye açık filan dedi. Bunlar işte Malikliler, Malikidirler filan. Yani bir sürü farklı yorum yaptım. Başka birisi çok farklı bir yorum yaptı. İşin hakikatini hiç öğrenemedim. Yani antropolojide çalışan arkadaşlara da sormadım açıkçası. Benim için bir muamma olarak kaldı ama sonuçta fotoğrafı da bir analiz aracı olarak kullandığı için, yani veri toplama aracı olarak kullandığı için bunu örneği de paylaşmak istedim. Bekarlar dolusu yine etnografi ağırlıklı bir çalışma. Burada kendi notu var girişte, onu paylaşmak istedim. Burada bizim kızlar istatistik falan kullanmıyor, sadece etnografi çalışması yapıyor. Ben öyle biliyorum, içinde de bilgiler de onu gösteriyor. Ama bu ifade çok düşündürdü beni. Yani az önceki tarif ettiğimiz süreci anlatması açısından da bence önemliydi. Burada bir araya getirdiğim makalelerin üçü de aynı sorunu ele alıyor. Ancak her seferinde daha genel ve bununla birlikte DNA'ya daha yakın olduğu için daha güçlü bir kuramsal donanımla ve bu sıfatla bir araştırmayı kendi ilerleme mantığı içinde izlemek isteyenleri ilgilendirebilir. Ve beni her zaman yüreklendirmiş olan kuramsal incelemenin derinleştikçe gözlem verilerine yaklaştığı, dikkat edin, yani teorinin pratiğe yaklaştığı diyebiliriz, yani diyorum ya araştırmaya yaklaştığı inancını onlara denetebilir diyor. Ben bu anlamda bir araştırmacıya salık verme, takip eden araştırmacıya salık vermiş bir, verilmiş bir ifade olarak gördüğüm için bunu aldım. Yoksa araştırma açısından baktığımız bir etnografya çalışması olarak düşünebiliriz. Ama kendi alanında doğduğu memlekette yaptığı bir çalışma bu. Ve bu kitap hakkında konuşulurken genelde işte şey söylenir mutlaka, yani Cezayir'deki çalışmalarını buraya transfer ettiği. Aslında az önce biraz konuştuk, farkındayız. Etnolojide sorduğumuz soruları sosyolojide sormak, yani kendi alanımızda sormak açısından bir örnekti. Varisler hakkında bugün eve konuşuldu. Ama INSE, yani yine TÜİK ve işte yüksek, BUS'ta yüksek öğretim istatistikleri veren bir kurum. Ve kendi yaptıkları monografi çalışmalar ve ön anketler elde edilmiş. Gördüğünüz gibi ben yine terim olarak karmayı kullanmak istemiyorum ama hep şey, yani tamamen nitel diyemiyorsunuz, tamamen nicel diyemiyorsunuz. Çünkü gerçekten bunu reddediyor ve bir araştırmasının, kendi araştırmasının doğası buna neden oluyor. Yani bunu reddetmesine neden oluyor. Sanat sevdası var. Müzeler üzerine bir araştırma. Bu da daha da bir ilginç bir çalışma. Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Fransa örneğinde çalışılmış. Burada hemen hemen bütün araçlar verilmiş bu kitabın içerisinde. Eğer bu konu yakınsa bakabilirsiniz. Yani araçları görmek açısından hani nasıl kullanılmış, neye nasıl kullanılmış noktasında. Bir de şeyde yani mesela nicel bir sürü veri var, nitel bir sürü veri var. Mesela 250 görüşme ne demek? Ben de büyük bir rakam, yani büyük bir rakam. Tamam, bu ekip işi, tabii ki tek başına yaptığı bir iş değil ama bu anlamda da etkili bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Mesela ziyaret şeyi görebilirsiniz burada. Böyle bir çalışma yapmak istediğinizde, yani Avrupa Sanat Müzeleri bir ziyaret çiftesi nasıl, yani neleri nasıl araştırıyorsunuz? Hangi araçları, hani ne için hangi araç kullanıyorsunuz? Yani onun değişkenlerini nasıl ayarlıyorsunuz noktasında fikir verebilir bu araştırmada kullanılan araçlar diye düşünüyorum. Yani ben öyle okurken bunun bu açıdan faydalandım açıkçası. Alan araştırmasının tasarımı, işte müzelerdeki ziyaretlerle ilgili matematiksel bir model geliştirilmiş. Yanlış hatırlıyorsam Derbe'nin yaptığı bir şey o. İşte mekanografik veri değerlendirme programı geliştirilmiş. Faktöriyel çözümleme programı uygulanmış. Bu tarz, bu kitabın içerisinde verilen yöntem yedir. Verilen bilgilerden topladıklarım ama dediğim gibi hani bir tasarım
bir araştırma yapmak istediğinizde onu değişkenleri nasıl ayarlarsınız, onu geri toplayacağınız araştırma nasıl geliştirirsiniz noktasında size fikir verebilir diye düşünüyorum. Ama konuyla ilgiliyseniz yalnız, hani konu çok ilgi alanınızda değilse veya pratikleri benzemiyorsa, çünkü konu ilgi alanınız olmayabilir ama pratikleri benziyor olabilir, o zaman yine size örnek oluşturabilir. Yani böyle düzenli ziyaret edilen ya da işte sanat beğenisi vesaire gibi olabilir, o zaman yine örnek olabilir. Örnek bir çalışmadır, o açıdan belirttiğimiz nedenlerle bakılabilir. Yeniden üretim zaten bildiğiniz bir çalışması. Epey bir istatistik yorum var burada. Yani henüz ilişkisel, yani burada henüz şeyin tekabüliyet analizleri kullanılmamış. Bunlar da bu ilk not galiba bunun ön sözü Emrah Köker'e ait, onun notu. Ben burada şeyi unutmuşum kaynak göstermeyi. Çok değişkenli analiz yöntemi kullanılmış burada. Böyle, bu yeniden üretimle ilgili herhalde fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten bu bildiğimiz, yani eğitimciler olarak bildiğimiz bir kitap. Ayrıma gelince tabii çok bir şey mi ekleyecekmiş gibi bir haliniz var. Ekleyeyim hocam. Ufak bir şey söyleyeceğim de. Tamam. Tamamlayıcı bir şey ise tabii ki. Tamamlayıcı bir şey. Çünkü biraz önce nitel verilerle görüşmeler yaptık dedik ya. Yapıldı PR board diyor. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Evet, nitel veriler üzerinden regresyon analizler yapılıyor. Nitel veriler üzerinden ilişkisel analizler yapılıyor ve modeller kuruluyor hocam. O matematiksel model de zaten söylem analizleri üzerinden kuruluyor. Şimdi bizde şöyle bir algı var. Nitel araştırmalarla sadece frekans analizleri yapılır ya da nitel verilerle sadece frekans analizleri yapılır ve işte kodlamalar yapılır değil mi? Ama o bir şey, o bir biraz NLP gibi. Oysa ki Google DeepMind gibi programlar da yardımcı oluyor bize. Ve o Pierre Bourdieu'nun yaptığı matematiksel modeller kurulabiliyor ve nitel veriler üzerine yine regresyon analizleri yapılabiliyor, ilişkisel analizler kurulabiliyor ve modeller kurulabiliyor ve gayet niceliksel verilerle belirli o niteliksel anlamlandırmalar kurulabiliyor. Yani böyle deyince, nitel veri deyince böyle aklına hep bir kodlama, tema gibi bir şeyler geliyor hocam. Onu eklemek istedim. Yani dünyada bu kullanılıyor. Yok, çok güzel bir katkı. Ben yani mesela nitel... Dünyada bu kuruluyor. Yani Bourdieu'nun o çalışmalarında sana sevdasında ben şöyle anladım ki, yani şey Fransızca arka plana bakmadığım için şöyle anladım. Orada zaten bir sürü nicel ayrıca veri olduğu için hani onları çünkü ritim, ziyaret sıklığını araştırıyorlar evet. Mesela. Onlar nicel çalışmalar aslında. Yani tamamen o ölçümler yapılıyor. Kaç kişi geldi, kaç kişi gitti, ne kadar süre durdu. Bir de onlara anket uyguluyor. İşte ankette sorular soruluyor. Hani işe ne kadar vakıf. Sonra bir de gözlemci ayrıca orada şey yapıyor. Anket yaptığı kişi, yani pardon, anketör aynı zamanda gözlem yapıyor. Anket yaptığı kişi nasıl görünüyor? Hani onunla ilgili şeyler oluyor. Yani burada çok geniş bir arka plan var ama şeyi hani Bourdieu'nun yani burada o istatistiklerin yapıldığı kaynakların da bazıları nitel olduğunu bilmiyordum yani. Onu şu anda sizden biliyorum. Yani yok, ben şimdi nitel kullanıyor zaten ama hani o regresyon veya işte çok değişken analizi vesaire onları ben nicel veriyorum. Yani matematiksel model kuruyorsan bunu kullanıyoruz. Ha şu anda yapıyor. Ben yani Burcu hakkında söylediğini zannettim. Öyleyse o da ilginç bir şey oldu. Teşekkür ederiz. Bu güzel bir katkı oldu. Ayrım ile ilgili söyleyeceklerimizi hemen ekleyelim. Bu da çok büyük bir çalışma. Zaten kendisi de çok büyük bir çalışma. Okuma açısından da epey zorlayıcı bir çalışma ama direnip okumak gerekiyor. Büyük bir örneklem 1217 kişi. Derinlemesine görüşme, etnografik gözlem, istatistiksel analiz yapılmış. Mütekabiliyet analizi yapılmış. İlk defa böyle ortaya çıktı söyleniyor. Gerçi buradaki bazı makaleler önceden yayınlanmış ve birisinde kullanılmış sadece o. Şimdi adını buraya yazmamışım ve şu an adını hatırlayamayacağım. 26 soruluk bir anket var ve anketör tarafından doldurulan gözlem planı var. Az önce söylediğimiz tarzı bir gözlem planı var. Ayrıca tamamlayıcı kaynaklar, bu muazzam bir şey var öbür tarafta. Çünkü bizim, benim mesela kişisel olarak baktığımda benim incelediğim araştırmalar, kendi yaptığım araştırmalar, çevremde yapılan, izlediğim araştırmalarda bizim önemli eksiklerimizden birisi bu. Tamamlayıcı kaynaklar noktasında. Burada bir sürü bakın, şu anda okumayacağım ben. Zaten kitabın sonunda yöntem bölümü var diyorsunuz. Orada baktıysanız görürsünüz hangi kaynakların kullanıldığı söyleniyor. Şimdi bunların hepsinin eşlenmesi ile ilgili. Aynı sanat sevdasında da aynı mesele var. Yani çok farklı ülkelerden biri topluyorsunuz. Bunları eş şey hale getirmeniz lazım. Şimdi kavramsal olarak ifade edemiyorum ama
farklı istatistikler, farklı sayılarla istatistikler. Bunu ne yapıyorsunuz? Karşılaştırılabilir hale getirmeniz gerekiyor. Burada çok büyük bir işçilik var. Ve nitel verilerle de aynı zamanda karşılaştırılabilir hale getirmeniz gerekiyor. İşte burada da bir tekabüliyet analizinin belki bir katkısı da var. Ama bir tekabüliyet analizi bundan da bağımsız olarak yine bir yani alana koyduğu farklardan birisi. Bu arada belki mütekabiliyet analiziyle ilgili birkaç şey söyleyeceğiz ama belki söyleme şeyimiz olmayabilir. Çünkü ben bir ek bölüm yaptım, o zamana göre onu yaparız dedi, yapmanız, yapmayız, konuşmayız diye düşündüm. Bazen de onlarla konuşurken sanki hani bu böyle yapılmalıdır gibi söylüyormuşuz gibi algılanıyor. Özellikle bu araçlar, araştırma araçları konusunda böyle bir şey yok. Arkadaşlar, yine bunu hatırlatmak istiyorum. Yani tekabüliyet analiziyle ilgili ben çünkü bireysel olarak kimle görüşmüşsem sanki hani bu kullanılmalıdır gibi algıladığını gördüm. Hayır, eğer sizin yine aynı yere geldik, sizin araştırmanızın gidişatına uygunsa orada kullanmak gerekebilir. Belki şu anda ondan daha iyi çalışan bir şey de olabilir, bir analiz de olabilir, bir analiz sistemi de olabilir. Onu da kullanabilirsiniz ama hani sizin çalıştığınız şeyle uyumluluğu açısından buna bakmak gerektiğinde hatırlatmak istiyorum. Sadece burada biz burjuvacı araştırmacılık üzerine konuştuğumuz için bunların ön plana çıktığını hatırlatma gereği duydum. Son olarak dünyanın sefaletinden söz edeceğim. Bu da yine çok büyük bir çalışma ama epey farklı bir çalışma ayrımdan. Burada istatistik analiz yok. Belki görüşmeler farklı farklı kişiler tarafından yapıldığı için, altı ayrı tema olduğu için aralarda kullananlar olmuştur ama bildiğim kadarıyla yok. Sadece etnografi, yani temelde etnografi olan bir çalışma. 3 yıl boyunca bir ekip tarafından yapılmış. 182 tane görüşme yapılmış. Ancak 60'a yakını alınmış. Görüşmeler serbest olarak yapılmış. Demin serbest yapılandırılmış tarz diye ifadeyi kullanmış. Sanırım yine Levent Hoca'nın ifadesi. Bunu şunu anlıyorum ben. Yani yapılandırılmış, serbest ticaren sorulmuş, konuya göre sorulmuş olarak anlıyorum. Kitabın içerisinde gördüğüm kadarıyla da öyle. Zaten farklı simoları olduğu için aynı soruları sorma şansınız da yok. Yani doğal olarak farklılıklar vardır. Bu şu anlamda da ilginç. Genelde biz içerik analizi, az önce hocamızın söylediği gibi işte tematik analiz gibi bazı kodlama yöntemleri kullanırız interviyede ama burada bu kullanılmamış. Görüşmeler doğrudan alınmışlanmış, aktarılmış. Birçok görüşmeyi görürsünüz yani şu metinleri açıp baktığınızda. Bir de birkaç çalışma dışında literatürün neredeyse hiç yer vermemiş. Bu arada yani burada söylediğim şeylerin çoğunluğu Levent Hoca'nın takdiminde geçen bilgiler, onu da belirteyim. Yani ben hak sahibi değilim. Ben sadece burada kitap hakkında, kitabı araştırma açısından nasıl sunarım ya da neler söyleyebilirim dediğimde o çok pratik bir şekilde bunları zaten özetlemiş olduğu için onları kullanmış oldum. Literatür konusunda Levent bir şey diyor. Hani birkaç çalışma dışında literatürün neredeyse hiç yer verilmemiştir diyor ama Levent Hoca'nın eklediği bir şey var. Zaten Rodion pek literatüre çok itibar etmediği şekilde bunu da hatırlatmak isterim. Mesela literatür konusunda da önemli sıkıntılarımız var araştırma açısından. Yani literatürün aktarımı veya literatürün belirleyiciliği noktasında. Bu ustamız sağlıyor ve burada bize bir şey sağlıyorsa, bir alan sağlıyorsa bu açıdan da belki bir gözlemlemekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii dünya sefareti konu açısından da ilginç bir konu. Yani tamamen o son dönemleri, zaten son dönemlerindeki çalışmalardan birisi. Hani o açıdan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani konu seçimi açısından, çünkü adı üzerinde zaten. Yani insanların toplumsal sefaletin geldiği nokta anlamında bir o konu içeriği açısından da bize örnek oluşturabilir. Şimdi burada süremizi ne kadar kaldı, nasılsınız? Şöyle bir halimize bir bakalım. Yorulmuş muyuz? İyi miyiz? Devam edelim mi? Çünkü şöyle bir şey yaptım. Bunu araştırarak da bazı notlar girdim ama aslında ben araştırma yöntemleri diyecek oldum ama bazıları araştırma yöntem, yani yöntemin içerisindeki bazıları alt başlıklar. Mesela mütekabiliyet analiziyle ilgili bir şey de var burada. İşte bir görüşme nasıl yapılır?
ile ilgili bir şey de var. Görüşme soruları nasıl olur ile ilgili. Yani benim aslında Bourdieu'nun kendi, yani Bourdieu'cu araştırmacılığı da bazı şeyler geçiyor mesela. Diyor ki, işte burada olduğu gibi bir şey araştırdığınızda şunun üzerinden gidersiniz diyor. Yani püf noktaları gibi böyle pratik seçtiğim birkaç şey vardı. Ama buna şöyle karar vermiştim. Hani zaman ve duruma göre yaparız, konuşuruz veya yapmayabiliriz. Tamam mı, devam mı? Peki o zaman birkaç... Devam. Sesleri geliyor arkadan. Devam edin. Valla maşallah diyorum size, ne diyeyim yani. Peki. Öncelikle biraz daha soyut olan bir örneği almıştım. İlgili oyuncuları ve konumlarını belirleyerek konumların alanını inşa etme görevi alan hakkında basit ama yeterince geniş bilgi birikimine sahip olmayı gerektirecektir. Bourdieu önemli oyuncuların davranışlarını ve ifadelerini etnografik olarak gözlemlemeyi ve pratiklerinin istatistiksel düzenliklerini derlemeyi şiddetle tavsiye eder. Yani böyle bir alanda çalışıyorsanız, böyle bir şey arıyorsanız bu size yardımcı olabilir anlamında. Benim buradaki sunuş amacım bu. Yani şahsında zaten muhtemelen söyleme amacı bu. Eğer yani bir alanda çalışıyorsanız, oyuncular var orada biliyorsunuz. O önemli oyuncuların davranışlarını ve ifadelerini etnografik olarak gözlemlemeyi öneriyorum. Ama aynı zamanda pratiklerinin, onların pratiklerini istatistiksel düzenliklerini derleyin. Yani bu sizin o alanı tanımlamanızda, tarif etmenizde size yardımcı olur. Yani araç olarak ne kullanabilirsiniz bu durumda? Şunun için bunu, bunun için de bunu kullanabilirsiniz. Şekilde bir öneri olarak aldım. Onun için size de aktarmak istedim bunu. Burada da mesela çapraz tablolama analizi tekniği. Bu da mütekabiliyet analizinden söz ediyor olarak anlıyorum. Çünkü odur yani şey olarak kullanmamış. Farklı bireyleri, grupları, örgütleri ve kurumları gruplandıran ve birbirinden ayırt eden özelliklerin ilişkisel karakterini tespit etmek istiyorsanız zaten birazdan geçecek. Eğer ilişkisellikle ilgili bir şey arıyorsak mütekabiliyet analizi bize çok önemli. Biz eğitim araştırmalarında çok kullanmıyoruz mütekabiliyet analizini. Yine söylüyorum, illa kullanalım diye değil ama eğer aradığımız şey, ihtiyaç duyduğumuz şeyse bize faydası olabilir gibi görünüyor. Onun için bu ne işe yarar noktasında ben bir şeyler söylemek istedim. Kendimden bir kesin bir metodoloji içermez ve yöntem hem tüme varımsal hem de tümden bilimsel olarak kullanılabilir diyor Löfgren. Bu Ocak ve Zanent'te geçen mütekabiliyet analiziyle ilgili bir makale ama aslında ben buna tam olarak katılamadım. Çünkü buradaki ifadesi de bunu şey yapıyor. Bence daha çok tüme varımsal bir şey gibi görünüyor. Yine de bu benim fikrim. Yanılıyor olabilir. Neden? Çünkü değişkenleri baştan belirlemiyor mütekabiliyet analizinde. Aslında mütekabiliyet analizi yapıp değişkenleri belirliyor. Bu tüme varımsal olduğunu düşündürüyor bana ki ben kuram oluşturmaya çalıştığım için yani bizde tüme varım konusunda yani nasıl denir teori oluşturma, alanda teori oluşturma konusunda biraz sıkıntı olduğu için o anlamda da bize yani sadece ilişkisel karşısından düşünmeyin. O anlamda da bize mütekabiliyet analizinin belki faydası olabilir diye düşündüm açıkçası ama tabii ki bu ham bir düşünce. Burada söylediğim bazı şeyler, özellikle bana ait olduğunu söylediğim şeyleri lütfen bir süzgeçten daha geçirin. Sonuçta ben burada değilim yani. Tilimiz bile değilim. Buradaki ifadesi de dediğim gibi hani daha çok tüme varımdan söz ettiğini aslında düşündürdü bana. Kendi ifadesi, yine sosyolog zanaatımdır ki ifadesini Güneşey ve Emrah Göker alıntılamış ayrımın takdiminde görmüşsünüzdür. Felsefesi toplumsal gerçekliği kuralının ne olduğu hakkındaki kendi görüşünü tamamen ifade eden ilişkisel bir prosedür. İlişkilerle düşünen bir prosedür ki ben de alan kavramıyla bunu yapmaya çalışıyorum diyor. Yani burada yine mütekabiliyet analizini kullanabilirsiniz diyor. Bu analizi anlatmayacağım çünkü benim de biraz açıkçası sınırlarımı aşan, kendim uygulamadığım için de benim böyle bir şeyim var bilmiyorum. Bir aracı anlamak için onu benim uygulamam, yani bir çalışmada, pratikte, alanda uygulamam gerekiyor. Size de bunu öneririm. Yani benim araştırma pedagojisinden söz ediyorsak bence en önemli şey budur. Bu, bir kere daha söz ettim galiba, Nur ve Koytak. Abdurrahman Nur galiba, o adını hatırlayamadım. Elisa Koytak'ın bir makalesi var, 2014 tarihli. Oradan bir intikabiliyet analizi haritası var. Onun ön bilgisi bu.
Türkiye'de bilimsel üretim alanında bu diyor ki kavramların kullanımlarının eserlerin içerik formatlarına göre dağılımı. Bu da analizin, tekabiliyet analizi haritası. Hem makaleye bakmak isteyebilirsiniz, hem belki tekabiliyet analiziyle ilgili orada aşağıda şu anda okuyamıyorsunuz muhtemelen. Ufak güzel bir açıklamaları var. Bence o açıklamadan da faydalanabilir. Yani nedir, nasıl kullanılır noktasında. Geçiyorum. Bunu söylemiştik zaten biraz önce. İstatistik yani kullandım. Nerede etnografi, aslında etnografi kullanılan bir alanda ve farklı bir şeye ulaştım. Dolayısıyla neyi nerede kullanacağımız konusundaki öğrenilmiş bilgiler bazen geçerli olmayabilir. Orada ihtiyaç başka bir şey olabilir. Yolunuz başka bir şey çizilebilir. Bunun ayrımı olmak lazım. Bence o açıdan önemli bir örnek. Habitus'u inşa ederken yani çalışmanız habitus kavramı üzerine ise veya bu böyle bir şeyse ne olabilir? İşte Gaffman'ın gösterdiği tarzda etnografik olarak gözlemleme, yani tımarhaneler örneğinde mesela benlik sunmasında, burada kastettiği daha çok günlük yaşamda benlik sunumundaki gidişi. Aslında etkileşim ritüelleri, bunlarca da hep aslında benlik sunumu şeyi devam ediyor. Mesela bundan faydalanabilirsiniz diye olarak algılıyorum ki ben de aslında biraz önce söylediğim kendim de Gaffman'ı örnek olarak vermiştim. Burada bütünleştirici bir şey gördüm. Size fikir verebilir. Yumuşak sosyoloji dediği mikro diyebiliriz sanırım. Yani nitel de diyebiliriz belki böyle. Hani böyle demek istemiyorum ama burada aslında niceli yani şey istatistik değil de nicel araştırmaya bir gönderme var. Şiddetli bir atış var hatta. Gönderme de değil. Böyle olmaması gerekir anlamında. Yani kimi zaman daha yenici, daha özgün ve daha yaratıcıdır yumuşak sosyoloji diyor. Mülakatla ilgili, yani görüşmenin niteliğiyle ilgili bir başka bir sosyal teori ve eğitim adında bir kitap vardı. Orada Bourdieu ile ilgili bir bölüm var. Üç tane eğitim araştırmasından, yani Bourdieu'cu eğitim araştırmasından söz ediliyor orada. Güzel aslında, iyi fikirler. Örnek olabilir ama çevirisi çok iyi değil. Yani İngilizcesi iyi olanlar orijinalinden bakmayı düşünebilirler. Sosyal teori ve eğitim olması lazım adı. Soyadı Murphy, derleyen kişinin. Derrida falan da var. Yani Derrida düşüncesini Foucault'da vardı galiba. 4 kişi var o kitapta ama Bourdieu'da var. 3 tane araştırma var. Ben güzel buldum yani. Fikir alınabilecek. Birisi kilise din eğitimiyle ilgili bir tanesi. Güzel fikirler alınabilecek bir kitap. Orada geçen bir şey. Zaten kendisi de dünyanın sefaletine görüşmeyle ilgili güzel bir şey söylüyor. Biraz da ifade edemedim şu anda ama görüşmenin kendi unutma hastasıyla başkalarını günlük hayatın sıradan koşullarındaki bakış şeklimizi kökten dönüştürmeyi hedefleyen bir manevi egzersiz adedebileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ben bunu özellikle aldım çünkü yani nitelciğim demeyeceğim. O kafayı yapmayacağım yani ama nitel araştırmaya karşı nicelcilerin hala bu mantıklı bir saldırı geçmelerinden rahatsız olduğum için kendime şey yaptım yani, bayağı da yaptım şu anda Bourdieu'nun ifadesinde. Evet, sanırım son bu. Bu da ilk baştaki gibi ona benzer bir şey. Geleceğe yönelik arzuları ve beklentileri işaret eden davranışsal ve sembolik ifadeleri aramanın habitusu tanımlamakta kullanılabilecek umut vaat eden bir veri kaynağı olduğunu düşünüyorum. Burada şunu düşündüm ben. Görüşme sorularını mesela sormak dedik ya, hani yönteminize göre, aradığınız şeye göre değişebilir. İşte orada size, yani habitusu arıyorsanız orada size faydalı olabilir. Son sözden önce bunu da toparlayalım. Evet, pratik felsefesiyle ilgili buradaki ifadede. Sosyal bilimcinin inşa ettiği kuramsal bilginin işte temelde aktörlerce kullanılan pratik bilgiden farklı olduğunu aslında bunu biraz önce şey kısmında, yani ilk oturumda konuşmuştuk hatırlarsanız işte nasyonel olmadığını aktörün vurgular. Oysa eylemlere yön veren, dolayısıyla sosyal bilimcinin araştırmacının nesnesi olması gereken tam da bu pratik bilgidir. Bourdieu bu
üçlüyü etnografik gözlemin kaçınılmaz şartlarından biri olarak bir kenara bırakmak yerine sadece etnografın yüzleştiği bir şey olarak görmek yerine diye anlıyorum. Bütün sosyal bilimlerin temel problemine dönüştürür. Onun eserlerinin merkezi sorunlarından biri, pratiklerin pratik mantığına ilişkin olarak bu temel farklılığı hesaba katan bir bilimin nasıl yazılabileceği sorulur diyor. Bu anlamda da hani bizim araştırmalarımızı yönlendiren bir ilke olmalı mıdır, olabilir mi anlamında bize fikir verebileceğini düşündüğüm için bunu da paylaştım. Ve son söz niyetine Bekarlar Balosu'ndan bir ifadesiyle son sözü söylemek istiyorum. Eğer üçüncü makaleyi yazan toplum bilimcinin ilkini yazanla çok ortak noktası yoksa, bu belki de onun her şeyden önce ona kuşkusuz en karanlık ve en ilkel yanına entelektüel ve duygusal olarak sahip çıkma olanağını tanımış olan bir araştırma çalışması arasından kendini oluşturmuş olmasındadır. Biraz çeviri bozuk olmuş olabilir ama sanırım ifade ediyor. Bu Bekarlar Balosu malum kendi memleketinde yaptığı araştırma ve en karanlık ve ilkel yanında sanırım kendisiyle aslında karşılaşmasını kastediyor. Bir de araştırma sürecini görmek açısından önemli. Çünkü birinci ile yerinci, ikinci, üçüncü bir kronoloji var. Yani bir sıra var. İlkinden üçüncüsü değişmiş bir durum var. Bu da bizim araştırma açısından gözetmemiz gereken bir şey. Çünkü biz de dönüşüyoruz. Bu aynı zamanda hepten unutmaya dayalı nesneleştirme çalışması sayesinde katılımcı nesneleştirmeden konuşmuştuk az önce hocamın da ifade ettiği. Araştırma konusuna geri dönerek en azından dolaylı yoldan araştırma öznesini konu alan, dolaylı olan kendi memleketi olduğu için bu anlamda bir araştırmada ve ayrıca ele ayağa dolaşan bir geçmişle ilk barışmanın kolaylaştırdığı, bunlar bana çok güzel gelmişti çünkü araştırmanın insanın hem o katılımcı nesneleştirme hem kendini bir anlamda nesneleştirme ama aynı zamanda kendiyle karşılaşma noktasında yani araştırmanın başka şeyleri de var, fonksiyonları da var insan açısından. Sonraki bütün çalışmalar elde etmiş olduğu eşi bulunmaz kaynakları yeniden değerlendirilmiş olmasındandır diyor. Burada bitiriyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, soruya zaman... Evet. Tabii hocam bunu sormazsam çatlarım diyenler. Ben de bana açılır artık herhalde yoldaşımdan geliyorum çünkü bir şey sormak istemiyorlar. Hocam bilmiyoruz ama var mı ama buyurun zaten. Ben çok da sana söyleyeyim. Aslında sorduklarım çok literatür kullanmadığını söylemiştim. Bir taraftan da son söylediğinde de bunu söylüyor. Şimdi bir gidecek muhtemelen laboratuvarda kullandığımız çalışmalar yapacağız ama işte Bourdieu da bunu söylemiştir diyerek Bourdieu'yu yeniden üretmeyelim diyorum. Yani çünkü Bourdieu kendi kavramlarını kullanarak bugünlere geldi. Ve yapılan çalışmalarda da şöyle var. İşte bakın Bourdieu da böyle demişti. Ben de bunun aynısını buldum. Yani kuramı yeniden üretmeli değil. Yeni kavramlar bulmanın yani bize vereceği aslında en önemli ana fikir burada bu. Siz kendi kavramlarınızı, kendi geçmişinizle birlikte işte hesaplaşarak tabii o kendini parantez almayı da asla dikkate yani ikinci plana atmadan o üçüncü çalışmayı yeniden